gitmeler, ormanın içinde yürümeler, sonra geri gelmeler. Bir daha yapmaması lazım. Bir kredisi varsa bence bu krediyi kullandı. Şu an uslu uslu çıkacak oyununu oynayacak. Yenecek, yenilecek neyse artık ama oyunu oynayacak. Bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ya Gökhan'ın o dediği laf kibirle alakalı Atakan'a olabilir diye. Ama sen diyorsun ki Atakan'ın o şeyleri beni rahatsız etmiyor diyorsun mesela. Gökhan niye bundan rahatsız olmuş olabilir de sence Atakan'a diyor olabilir ki? Bak %10 Atakan'a demiştir diyorum. Onu muhtemelen Batuhan'a söylemiştir ama kesin değil diyorum. Sadece kesin olmadığını bildiğimiz için onu söyledim. Ona da mesela şimdi sana kibirli gelmiş ya, Gökhan'a da kibirli gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bana çok kibirli gelmedi. Yani çünkü en azından karşıya o şekilde yansıtmıyor ama Atakan da röportajlarına biraz daha sert. Mesela adada yaşadıkları, hem arkadaşlıkları hem karşı adayla yaşadığı muhabbetler daha yumuşak, röportajlarda biraz daha sert. Farkındaysanız. Röportajda biz dinliyoruz. Onu Gökhan dinlemiyor. Gökhan'a da belki kibirli gelmiş olabilir oradaki hareketleri. Bilemiyorum tabii. Ben de senin bu arada takıldığın yere takılıyorum. Barış'ın söyledikleri. Hani fragmanla ilgili. E, kaygan bir karakteri var demesini ben Barış'a yakıştıramadım. Nisa'nın da sen onun seviyesine düşme demesi Barış'a. Ben de onu da Nisa ya yakıştıramadım. Şimdi bu tamamen şunu anlatıyor bize. Survivor'ın dışında 2020 Survivor'u bitmiş. 2022 All Star'a kaçar. Geçen All Star'a kaçar. Geçen sürede bunların sosyal hayatta yaşadıklarının mesajı bence bu. Çünkü çok doğru bir yer var bak aslında. Bunlar Survivor 2020'nin sonunda el ele kol kola hep beraber oyunu bitirdiler. Evet. Ee, Berkan'la Barış çok iyi arkadaşlardı. Barış'la Nisa çok iyi arkadaşlardı. Hepsi beraber el ele kol kola bitirdiler. Sonra ne olduysa 2020 ile 2022 arasında geçen sürede muhtemelen Barış'la Berkan evet. konuşmaya başladı. Nisa'yla Berkan bir şeyler yaşadılar. Ayrıldılar. Artık konuşmuyorlar. Bir Nisa anda. Ile Barış. Pardon Nisa'yla Barış bir anda Barış Berkana kaygan bir karakter diyor bence dememesi lazım olmaz söylenmeyecek bir cümle ee, aynı şekilde Nisa'da onun seviyesine düşme diyor o da kışkırtıcı bir cümle o da evet. söylenmeyecek tabii ki yani sonuçta senin ya yani ben şuna çok karşıyım bir arkadaşlık yaşanmış Barış'la Nisa arasında ya da işte Hakan'la Gizem arasında bundan sonra aradan zaman geçtiği zaman onun seviyesine düşme demek Bence çok yanlış. İlk fırsatta vurmak. E o zaman gibi. sen onunla bir sene, iki sene vakit geçirdin yani. Sen onun seviyesinde miydin? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Biraz yaşanmışlıklara da saygı duyup oralardan vurmamak lazım. Yani. Ya bilmiyorum hani tabii ki kötü bir şey yaşadıysa onun deme hakkı vardır. Bir şey olmuştur. Ondan dolayı ayrılmış ayrı bir şey. Ama hani kalkıp da seninle alakalı bir şey yokken tak böyle o cebinde tuttuğun işte biz ayrıldık artık onu sevmiyorum kurşununu <laughs> Orada böyle başkasının bir kavgası için Barış ne yaptı oradaki Nisa böyle bir şey söylüyor. Barış'ın orada yaptığı çok büyük bir şey yok. Geçerken bir e, Survivor e, da bir laf atışması var. Onun seviyesine düşme Yağmur. Sen Yağmur'u ne kadar tanıyorsun da bu konuya bu kadar giriyorsun? Tamam takım arkadaşın ama... Bence hani e, o Herkesin saygıyı aralarında biriktirdikleri var aslında. Kusuyor. İşte şey e, Batuhan'la Berkan arasında da yaşananlar galiba e, böyle herkes birbirine dolmuş ya sosyal medyadan kaynaklı olabilir. Berkan'la Batuhan'la yaşamış olabilir Yok daha önceden de böyle sosyal medyasıyla alakalı bir şeyler söyledi ya Berkan. Yani bir ya yani birbirlerini izledikleri için de belki sevmemiş, beğenmemiş ya da sosyal medyadan atışmış olabilirler. Yok hiçbir şey yok. Berkan öyle bir şey yapmaz. Batuhan da onun hakkında bir şey dememiştir diye tahmin ediyorum. Hiç sanmıyorum. Çünkü bir şey yok. E, bağlantıları yok. Bağlantıları yani yok ama farklı, hani herkes mi? birbirine karşı bir ön yargıyla gelmiş gibi. O yani buralarda herkes birbirine karşı bir ders verme niteliğinde konuşmalar ama hani biraz da hakarete kaçan konuşmalar var. Mesela Batuhan'ın e, adam ol demesiyle Atakan'ın onu terbiye ederim demesinin arasında bir fark var mı sizce? Bence ikisi de sınır ötesi laf. Kesinlikle. Sınırın üstünde bir laf yani. Evet. Ya ben çok ağır olduğunu ve Atakan Ama adam olu adam olu adama kavgada söylüyorsun. Terbiye eder mi? E, yüzüne söylemedi orada Atakan. Yok yüzüne arka söylemedi sorması. ama. Ya arka şimdi sorması. mesela diyor biz ya buyuruz. gönüller karşısında beni bulur. Şimdi hani Batuhan daha önceden biz ne diye eleştiriyorduk? Sürekli röportajlarda söylediklerini arkadaşlarının yanına geldiğinde söylemiyor. Hı hı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. En çok Batuhan'ın bu özelliğini biz eleştiriyorduk. E şimdi aslında Atakan'da da ben aynısını görüyorum. Atakan bunları röportajda söylüyor ya da e, dolaylı yoldan arkadaşına söylüyor siz iletin diyor. Ama kendisi mesela buralarda yüzleşmiyor ya daha henüz bir karşılaşma yok. Verdiği röportajda da diyor ki eğer bu kavgalar büyürse gönüller takım karşısında beni bulur. Hani tehditvari konuşmalar mesela seni rahatsız etmiyor ama... Ben buralarda mesela rahatsız oluyorum. Aslında Atakan eğer lider vasıflı ya da takımının lideri olmak istiyorsa böyle konuşmalar değil de daha yapıcı olarak belki ya da takımlarda oyunu kurarken bir şekilde söz sahibi olursa, kendi takımına söz geçirebilirse Bence orada lider olur. Röportajı kime veriyorsun? Oradaki Muhabine. muhabire. Ne? Aslında kime veriyorsun? Halka. Halka. Evet. Yani senin orada yarışmacılar duyuyor mu? Karşı takım duyuyor mu? Senin takımın duymuyor mu? Takımı duymuyor. duymuyor. Sen o röportajı verirken hele hele şampiyon bir yarışmacıysan veya ikinci, üçüncü kez Survivor'a katılan biriysen çok da iyi biliyorsun ki o röportajı aslında sen halka veriyorsun. Evet, doğru. Evet. Bakın halk, beni dinleyin. Eğer ne diyor orada? Karşı takımları devam edersek karşılarına eğer, beni bulurlar evet. diyor. Bunun işte çizdiği peki, tamam imaj ne Orada, orada tamam. çizdiği imaj ne? güçlü, lider. Bravo, Çok bravo. Ben tamam, e, altını, e, altını Ben evet, bir şey soracağım evet, sana. Evet, onu söylemeye Barış, çalışıyor. Barış bu söylediği işte kaygan bir insan lafını Berkan'ın yüzüne söyleyebilir mi? İşte yanlış diyorum ben zaten. Şimdi o başka bir şey. Bak ben burada Atakan, Avatar Atakan'ın söylediği verdiği halka imajı söylüyorum. Aynısını şimdi Barış tamam, da orada mesela röportajı altını da söylüyor. bana. Tamam, şimdi bir şey halka bir mesaj da... verdin değil mi? Bunun evet. altını dolduruyor onlar. Doldurdu yani. Hakan ne dedi? Ben güçlüyüm, ben liderim. Ben bu takımın Hayır, sahibiyim. Hayır tamam bir icraattan bahset. Şimdi ben bana diyorsun ki böyle kavgalar büyürse gönüller karşısında beni bulur. Tamam evet. ne, mesela halka, ne yapacak? Halka şunu anlatmaya çalıştı ben de. Hayır ne yapacağını yani, onu söylersen. Buranın kralı benim. Benim de sabrımı zorlamasınlar ey halk. Olur da bu takımın sabrını evet. zorlarlarsa ben eğer konuşursam ben hamle yaparsam öyle kimse gibi ha. olmaz. Kötü. Adamın zıplatır mı yine bu, o 2016'da yaptığı gibi şey yapmaya çalışıyor. Bu söylenebilecek bir şey bu arada. Bunu seven... Bunu isteyen ve bunu beğenen seyirci de var. <laughs> var. Vay be. Var. Evet, Atakan'a bak helal olsun. İşte adam gibi adam bak takımına sahip çıkıyor. Ya bu böyle bir şey. Güzel Çok, mi? Ya güzel mi değil mi? Onu satın alan var mı? Var. Satın, bak, satın alan varsa tamam. Güzel mi değil mi? Lezzetli mi lezzetsiz mi? O senin fikri bundan sonra. <laughs> damak tadına göre. Yani, damak de, tadına göre de. aynen. Evet. Yani bu tamam, böyle ben, şey değil. Ben hoşlanmadığını bu böyle mesela, söylüyorum Bu sadece. mesela şey değil. barışı verdiği röportajı eleştiriyorum. Ne diyorum? kaygan bir karakteri var diyor Berkan için. Yanlıştır. Böyle bir şey söylenmez. Barış için de kimse böyle bir şey söyleyemez. Barış da Berkan için böyle bir şey söyleyemez. Bu bu yani kişiliği zedileyici, karşı tarafı kışkırtıcı, duyarlarsa rahatsız edecek bir laf. Yani bu bu röportaj beni rahatsız ediyor. Ama değeri etmiyor mesela. Peki Barış Berkan'la ilgili gerçekten bir kayganlık gördüyse kendi hayatı. Bunu anlatması lazım. Bunu göstermesi lazım bize. Ama işte sosyal, sosyal hayat ha değil. Sosyal hayat ayrı. Bizim survivor biz sosyal hayatı konuşmuyoruz. Biz survivor'ı konuşuyoruz. Ama, iyi Ama daha çok biliyor. oradakiler bence sosyal hayat. Onu konuşmaya aldılar. çalışıyorlar. Ama biz survivor'ı konuşuyoruz. Ya işte o yüzden aslında All Star'a bazı şeyler böyle havada kalabiliyor. Çünkü e, hiçbirbirini tanımayan 24 kişi yarışmaya koyduğun zaman orada tanışıp hikayeleri orada doğuyor ya. O zaman çok daha doğal ve e, organik bir ortam buluyor adamları izlemek için ya da yarışmacıları izlemek için. Ama böyle dışarıda yaşanmış. Sen bilmiyorsun Nisa Barış'a şunu demiş de Barış çıkınca Berkan'ı şöyle yapmış da. Batuhan ona sosyal medyadan şöyle yapmış. Bunların hepsini da arındı daha güzel. Evet biz biz bunları konuşamayız. Dışarıda yaşadıklarını, sosyal hayatta yaşadıklarını, Ama hayat... problemleri konuşamayız. Ama bunlar ona göre burada tavır aldıkları için onları da konuşmak zorunda kalıyoruz. Yanlış olduğunu konuşuyoruz. Batuhan şimdi gitmeden atıyorum röportaj vermiş mesela biriyle alakalı. E, o, o onu yaralar mesela o da burada ona göre cevap veriyor. Ona göre cevap verebilir evet. Aynen.